Teşekkürler. Bilim Akademisi'ne, Yapı Kredi'ye çok teşekkürler. Burada olmak gayet hoş ve şeref verici bir tecrübe. İlk önce galiba başlığımla ilgili birkaç şey söylemem gerekir. Ama şeye dayanamayacağım. Biraz önce söylendi, bir önceki konuşma kanserle ilgiliydi. Bugün de belirli bir illeti konuşacağız. Dolayısıyla bir devamlılık söz konusu olabilir. Başlığımı çok fazla ciddiye almayın. Birincisi, bunu ben 2013 yılında Cogito'da bir makale olarak yayınladım. Dolayısıyla Yapı Kredi'ye geri dönmek bir bakımdan yerinde bir hareket. Ondan sonra biraz önce zikredilen ve 2018 yılında tarih vakfından çıkmış olan Mitler Gerçekler vesaire, Aklıma Takılanlar kitabında bunu tekrar kullandım. Şimdi bundan bahsedeceğim ama korkmayın, onu okumayacağım. Ama en azından tabii ki bir itiraf olarak, hani sinekten yağ çıkarma dedikleri şeyi yapıyor olabilirim. Ama diğer taraftan da bu, bir tarihçi olarak, bir tarih profesyoneli olarak ve tarih dersi veren ve birkaç nesli şimdi yetiştirmeye çalışmış olan birisi olarak önemsediğim bir konu. Ama dediğim gibi fazla da ciddiye almamak lazım. Tabii ki burada bir provokasyon var. Yani Osmanlı tarihini Türklerden kurtarmak. Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dolayısıyla yani kendi ayağıma kurşun sıkacak halim yok. Yani kendimden kurtarmak istemediğimi herhalde tahmin edersiniz. Burada tabii biraz abartılı da olsa, Osmanlı tarihindeki ve özellikle geçen bir 10-15 sene içinde, ama çok daha eskiye de uzanan bir problemler silsilesinden bahsetmek istiyorum. Ve bu silsilenin, teşekkürler. Bu silsilenin epey Türk olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoksa aslında insan işte Rus tarihini Ruslardan da kurtarabilir, Fransız tarihini Fransızlardan kurtarmak. Yani genel olarak tarihin ulusal herhangi bir yaftadan kurtarılması bence önemli bir şey ve her yerde var olan bir problemin bir tezahürü. Fakat nedense belki kendime has bir miyopi, yani kendini çok daha fazla, kendi bulunduğu durumu insan çok daha fazla önemsiyor, diğerlerini daha az görüyor. Bunun Türkiye'de daha da ciddi bir problem olduğunu, bir sorun olduğunu ve dolayısıyla vurgulanması gereken ve dediğim gibi yani tarihi biraz daha iyi çalışabilmemiz için, tarihi biraz daha iyi anlayabilmemiz için yapmamız gerekenler olduğunu veya yapmamamız gerekenler olduğunu düşündüğüm için bunu sizinle paylaşmaya karar verdim. Hani bırakın Türkleri, istesem Türk Osmanlı tarihini yabancılardan kurtarmak da bahsedebilirim. Çünkü hakikaten şu anda Osmanlı tarihinin yurt dışında yapıldığı şekliyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla hani sorunlar çok ama benim burada özellikle odaklanmak istediğim bir şey var. O da Türkiye'nin kendine has siyasi, kültürel, ideolojik bazı saplantıları yüzünden benim alanım diye tanımladığım ve dolayısıyla hani biraz kendi malım gibi gördüğüm, kötü manada değil, bir alanı müdafaa etmek için ve bu alanın biraz üzerindeki yüklerden, üzerindeki bu illetten kurtulması için neler yapılabileceği veya en azından neler yapılabileceğinden önce bir durum tespitinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Söylediğim gibi bu güncel bir sorun.
Yani herkesin aklında işte bu aralar Abdülhamit hayranlığı ve dolayısıyla Osmanlı tarihinin siyasi amaçlarla özellikle iktidardaki AKP tarafından ama daha genel olarak muhafazakar milliyetçi diyebileceğiniz bir kesim tarafından kullanılması hemen akla geliyor. Hemen işte Payitaht Abdülhamid veya biraz öncesinde işte Muhteşem Yüzyıl vesaire. Yani popüler kültür, siyasi kültür de medyada Osmanlı tarihinin epey hoyratça kullanılmasından doğan bir sorun olduğu ve dolayısıyla bu söyleyeceklerimin güncel bir sorunla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Bu kısmen doğru çünkü eninde sonunda bugün 2019'da konuşurken bunu bununla baş etmek, bununla karşı karşıya gelmek şart, bugünün şartlarıyla vesaireyle. Fakat şunu da belirtmek lazım ve bazı örneklerini vereceğim. Bu illet, bu sorun aslında çok daha eski. Yani bu sorun Türkiye'de modern diyebileceğimiz tarihçiliğin başlangıcıyla hemen hemen yaşıt. Bunun başlangıcını ister Jön Türk dönemine, İttihat ve Terakki dönemine, yani ilk ciddi tarihçilik, Avrupavari tarihçilik denemelerine şeydin veya Cumhuriyet'e, özellikle Kemalist dönem diyebileceğimiz 30'larda özellikle bir ortaya çıkan bir döneme bağlayabiliriz. Ve orada hakikaten bunun kökünü, bunun başlangıcını görmek mümkün. Dolayısıyla baştan söylemek istiyorum ki buradaki sorun güncel bir sorun olmakla beraber bunun evveliyatı var. Ve bunun evveliyatı zaten bu sorunu bu kadar müzmin bir hale, gene tıp şeyini kullanarak terminolojisini, bu kadar kronik, bu kadar müzmin bir hale getiriyor, bu kadar güçlendiriyor. Dolayısıyla mümkün mertebe bunu daha geniş, daha devamlılık içinde bir sorun olarak ele almak gerekir. Bir de tabii ki belirtmem lazım ki bu çoğu zaman bir yarı boş yarı dolu bardak meselesidir. Her zaman için zamanla aşamalar kaydedildiği ve ben şahsen kendi profesyonel tarihçiliğimin süresini işte 30 sene deyin, 35 sene deyin, bu süre içinde çok büyük aşamalar kaydedildiğini, dolayısıyla başladığım dönemden çok daha iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye imkan veren olgular var. Bu bardağın dolu, yarı dolu tarafı. Ama birincisi huyum böyle. Ben daha çok boşa bakarım. Bardağın boş yarısına bakarım. Daha çok menfi bir tutum oluyor. Ve bunun muhtelif sebepleri var. Huysuzluk deyin vesaire deyin ama eninde sonunda bir yere varmak istiyorsak bence tenkit her zaman için kendi kendini alkışlamaktan daha iyidir. Nasıl olsa kazanımlar kazanımdır. Onlar ümit ediyorum yok olmayacaktır. Ama asıl mesele özellikle hani bilim diye az çok tarif edebileceğimiz bir alanda asıl mesele problemleri tespit etmek, nerede yanlış yapıldığını, nelerin daha iyi yapılabileceğini, sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalışmak bana her zaman çok daha önemli geliyor. Dolayısıyla Osmanlı tarihini Türklerden kurtarmak hafif esprili ama aslında bence Türkiye'ye has ciddi bir soruna işaret eden ve tarihin, Osmanlı tarihinin, Osmanlı diyorum çünkü benim ihtisasım bu, büyük bir ihtimalle başka dönemler içinde aynı şeyi söylemek mümkün ama bu ihtisasım olmadığı için ona yönelmeyeceğim. Bu döneme bakışımızı bir şekilde temizlemek, bir şekilde en azından problemlerle yüzleşmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu problemleri dediğim gibi makalemi okuyacak değilim. Makalemin ana
kurgusunu da illaki takip etmeyeceğim. En de sonunda bunlar benim söylediklerim ve bunları her tekrar ele aldığımda biraz farklı bir şekilde tekrar değerlendirmem mümkün. Ama mümkün mertebe hani sarih bir fikir verebilmek için birkaç başlık altında problemi çözümlemeye çalışacağım. Çözümlemeye veya en azından tarif etmeye. Bu başlıkları böyle analitik diyebileceğiniz kategoriler olarak düşünün. Bunların birincisini belki hani en tıbbi diyebileceğiniz kısım olarak ele almak mümkün. O da derinden artık içimize işlemiş olan ve tarihe yaklaşımımızda illetli bulduğum bazı şeyler. Bunun için kendi kendime bir gene tıbbi bir terminoloji geliştirdim. Ve bunu işte belki bilirsiniz tarihin ilham perisi, muzası Clio'dur. Dolayısıyla tarihle ilgili Avrupa dillerinde kurduğunuz bazı kelimeler, alt dal isimleri vesaire Clio'lu geliştirilir. Özellikle mesela Cliometrics veya Cliometry, yani sayısal tarih, sayılara dayanan tarih. Dolayısıyla Clio dediğiniz zaman işin içine tarih giriyor. Arkasına da keyfinize göre veya düşüncenize göre bir epitet, bir şey koyabiliyorsunuz, bir tanımlama koyabiliyorsunuz. Benim teklif ettiğim iki tane tanımlama var. Bir tanesi Cliopati, gene dediğim gibi gayet tıbbi bir şeyden, kaynaklardan esinlenerek, yani tarih hastası olmak, tarih hastalığı. Diğeri de kliomanya veya kliomani, Türkçe'de maalesef hala karar veremedik, psikiyatr mı diyeceğiz, psikiyatrist mi diyeceğiz vesaire, kliomani, kliomanya, neyse, yani tarih deliliği. İkisi birbiriyle bağlantılı, ikisi birbirine benzer sorunlar. Ama esas itibariyle tarihe olan ilgimizin, yaklaşımımızın ve tarihi kullanımımızın hastalıklı, illetli olduğunu gösteren şeyler, kavramlar. Yani hafif tabii alaylı kullandığım şeyler. Yani bunları lügata girecek ümidiyle ortaya çıkarmış değilim. Ama gene de bence hani bir fikir vermesi için Türkiye'nin, Türk toplumunun, Türk siyasetinin, Türk kültürünün tarihle ilgili ciddi bir hastalığı olduğu, yani tarihten dolayı hasta olduğunu ve aynı şekilde tarihe deli olduğu, yani tarihe saplantılı diyebileceğiniz türden bazı ilişkilerle, bazı takıntılarla tarihe bağlandığını düşünüyorum. Bunların ikisi tam aynı olmamakla beraber ikisi birbirine çok benzer şeyler. Ne demek bu? Yani bu tarih hastalığı, bunun çok basit örnekleri var. Yani kime sorsanız, sokakta çevirseniz, sorsanız veya şu veya bu şekilde, benim çok başıma geliyordu taksiye bindiğim zaman Boğaziçi'ne giderken taksi şoförü, işte hocam ne dersi veriyorsunuz? Tarih diyorum. Bin pişman oluyorum sonra, çünkü hocam tarih çok önemli. Tarih en önemli şey. Her şeyimiz tarihle başlıyor. Tarihi olmayanın geleceği yoktur. Böyle klişe laflar. Ama bu klişe lafları aslında biliyoruz. Çünkü bunlar mektep kitaplarında da var. Yani benim zamanımda en azından lise, ortaokul tarih kitaplarının hep başında böyle bir tarih nedir, niye önemlidir vesaire türünden bir bölüm vardı. Ve bu bölümde böyle kafamıza kaka kaka işte tarihin ne kadar önemli olduğunu, tarih bizi vatandaş yapıyor, tarih bizi Türk yapıyor, tarih bizi şu yapıyor, bu yapıyor, geleceğimiz tarih, geçmişimiz tarih, bugünümüz tarih. Felaket bir şey. Yani müthiş bir... fakat o önem
bence çok problemli bir önem şekli. Çünkü benim tarihte önemli saydığım en basit, en temel şeyden, olgudan tamamen bağımsız, hatta onun aksine. Çünkü benim inancım şu ki, tarihi tarih yapan veya tarihi keyifli yapan, bir, tarihin ucu açık ve dolayısıyla merak üzerine kurulu bir şey olması. Dolayısıyla her zaman söylüyorum ve bu gene bir klişe gibi olsa da bence sorular cevaplardan her zaman daha önemlidir. Soru sorun da cevabını bulmayın. Önemli değil. Bir soru sormak bu işin başlangıcıdır. Cevap bulduysanız vallahi bence pek fazla bir maharet saymamak lazım. En basitinden hani bir şey takıntısı, pardon şu şeye devam edeyim, sonra bağlayacağım. En basitinden bizdeki o böyle sonra bahsedeceğim şey, bu gerçeklik takıntısı, kesin bir cevap, ne oldu vesaire. Her zaman öğrencilerime söylüyorum, eğer tarihte kesin bir cevap, bir gerçek cevap verebiliyorsanız bir soruya, emin olabilirsiniz ki o soru aptalcaydı. Yani o soru basitti. O soru evet veya hayırla veya kesin bir gerçekle cevaplandırılabilecek bir soruydu. Her zaman verdiğim örnek, 29 Mayıs 1453'te Konstantinopolis, İstanbul değil, Konstantinopolis fethedildi. Hala kesin. Yani bildiğimiz kadarıyla belki bir gün birisi 30 Mayıs olduğunu, diğeri 28 Mayıs olduğunu iddia edebilir ama çok önemli değil. Burada bir kesinlik olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu kesinlikle nereye gidiyorsunuz, nereye varıyorsunuz? Yani eğer bir kesinlikler silsilesi diye düşünüyorsanız tarihi, o zaman bir kronolojik listeye dönüştürebilir ve kesin şeyler. Tabii problem şu ki, benim kesin olarak görebildiğim şeylerle yetinmiyor bizim kesinlik derdi. Genellikle çok daha mühim ve aslında kesin bir şekilde cevaplanamayan türden sorulara cevaplar bulmakla ilgili. Ama benim gördüğüm en önemli nokta merak. Merak ve merak demek aslında cevabı bilmemek demek. Ve bu da bütün heyecanın şeysi. Yani niye ben eğer çalışıyorsam illaki bir şey ispatlamak, yani sonunda böyle bir kemik gibi, bir havuç gibi şunu ispatlayacağım gibi bir dertle genellikle hareket etmiyorum. Ucu açık. Tabii ki her zaman insanın kafasında yahu şöyle bir soru, bu soru Abdülhamid döneminde olabilir ama gene de siz bu soruya, bu aramaya, araştırmaya genellikle ucu açık bir şekilde, nötr bir şekilde başlarsınız ve merak sahikiyle şey dersiniz. En büyük problemlerden biri bu. İkincisi de tarihin yararlı olması meselesi. Yani bu önem atfedilen şeylerden biri odur. Tarih bir işe yarıyor. Tarih ulusu inşa ediyor. Tarih vatandaşı inşa ediyor. Tarih herkesi bir yere oturtuyor. Bizi biz yapıyor. Bize ders veriyor. Tarih dersini bilmeyen geleceğini vesaire. Oysa benim söylediğim tarihin en hoş tarafı hiçbir işe yaramıyor olabilmesi. İllaki yaramasın demiyorum. Bir şekilde yarar, yaramaz ama en azından yaramaması imkanı, yaramaması ihtimali tarihin bence en keyifli taraflarından biri. Çünkü biz burada bir nükleer fizik deneyi yapmıyoruz. Biz burada teknolojik bir mühendislik çalışması yapmıyoruz. Biz burada bir çok karmaşık sorulara cevap bulmaya veya en azından bu soruları makul bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Derdimiz buyken kalkıp bu bir işe yarasın, bu bizi daha kuvvetli bir ulus yapsın, bu düşmanlarımızı yok etsin, bu bize uluslararası mahkemede işe yarasın. Bunlar zaten tarihin bütün mayasını, bütün mantığını bozan, meseleyi
bambaşka bir yere sevk eden ve dolayısıyla tarihin tadını kaçıran şeylerdir. Tarih bir bilim midir, değil midir, bunu tartışmayacağım bile. Bence önemli değil. Mühim olan tarihte bilimsel yöntem kullanmanız. Bu mümkün. Yoksa tarihi bilimsel kılmak, yani hakikaten hani sert bilimlerde olduğu gibi veya müspet bilimlerde olduğu gibi, tarih menfi bilimse, yani şey yapamazsınız. Ne bir laboratuvar ortamı, ne bir deney tekrarı, ne bir... Yok, öyle şeyler yok. Dolayısıyla siz edebiyata, yoruma, gayet muğlak şeylere çok daha yakınsınız. Ama siz bu yoruma varmadan önce, siz bunu bazı bilimsel, metodolojik, yöntemsel çalışmalarla yaparsınız. Ve dolayısıyla en azından soru sorduğunuz zemin, yorum yaptığınız zemin, çıkarsamalar yaptığınız zemin sağlam olur. Veya sağlam değilse de sağlam olmadığını bilirsiniz ve ona göre davranırsınız. Bu bence yeterlidir. Bu tarihi bilimsel kılmak için yeterlidir. Oysa bize Türkiye'de tarih konusunda öğretilen kesinlikle bu değil. Aksine, yani biz hemen sonuca varmak, o sonucun bir işe yaraması ve dolayısıyla bir milli veya neyse bir menfaat çıkabilmesi için kurgulanmış bir şekilde tarihe bakıyoruz. Ve dediğim gibi yani bunu Cumhuriyet'in başlarına kadar getirmek mümkün. Yani Kemalizmin en büyük çabalarından, en büyük gayretlerinden biri tarih kurmak, kurgulamak olmuştur. Biliyoruz işte 1930'lardaki Türk tarih tezleri vesaire. Şimdi bunlarla bugün alay etmek kolay. 80 sene sonra, 90 sene sonra bunların yok Hititler Türk'tü, yok bilmem ne, bunların çok örnekleri var. Yani bankalarımızdan etiler, metiler, bunların bir sürü örneğini göstermek mümkün ve bunlarla hani dalga geçmek mümkün. Ama unutmamak lazım ki her şey gibi bunun da bir tarihi konteksti vardı. Yeni kurulmuş bir cumhuriyet, tarihi hakikaten kullanarak ne ispat etmeye çalışıyor? Bu topraklardaki bu yeni ulusun haklarını. Ve bu hakları kime karşı? Özellikle Batı'ya karşı. Niye? Çünkü Batı da öyle bir tarih anlayışını getirdi ki 19. yüzyılda çok net bir şekilde bir tarafta işte tarihli toplumlar, tarihsiz toplumlar. Tarihsiz toplumlar, Afrika vesaire, yani meşruiyeti, milli meşruiyeti olmayan, çünkü tarihi yok, toplumlar yönetilmeye, kolonyal bir düzende ikincil bir plana itilmeyi hak eden toplumlardı. Türkiye, yeni Türkiye 20'lerden itibaren bunun korkusuyla yaşadı. Ve dolayısıyla çok iki arada bir derede kaldı. Bir taraftan Osmanlı geçmişini biraz abartarak, uydurarak, kendini bir devrim olarak tanıtarak, bir eski rejim, bir ancien rejim olarak tanımlamak istedi. Diğer taraftan toprağın köklerine arkeoloji yoluyla nüfuz etmek ve kendini Anadolu'lu, haklı bir şekilde Anadolu'lu göstermek istedi ve dolayısıyla bu tür şeylere tevessül etti. Aslında düşünürseniz kimse pek inanmadı bunlara. Ne Avrupa'da ne Türkiye'de. Aslında 50'lerde, 60'larda, 70'lerde hala okullarda işte Hititler, Türk mineri, bunlar söylendiği halde sokaklarda sorsanız insanlara Hitit misiniz diye yani gülerlerdi. Yani dolayısıyla tam o maya tutmadı. Fakat belirli bir siyasi irade olduğu için ve bu siyasi iradenin çok da böyle yumuşak olmadığını hatırlarsak, eninde sonunda bu dayatıldı ve dönemin mevcut medyası neyse, gazeteler vesaire ve eğitim araçları bu yollardan en azından miş gibi yapılacak kadar bu dayatıldı. Dediğim gibi bunu eleştirmek vesaire o ayrı mesele. Ama bir örnek ortaya
kondu ve bir bakıma sonrası için geçerli olan bir kural yerleşti. O da ulus ve tarih birbiriyle bağlantılıdır. Ve ulusu tarif etmek istediğiniz zaman, bu memleketi bir şekilde bir tanımlamak istediğiniz zaman bunu tarih yoluyla yapacaksınız ve bu tarih size istediğiniz sonucu verecek. Dolayısıyla daha başından tarihin bir menfaat için kullanımı kesinleşmiş oldu. O açıdan baktığınız takdirde bugüne kadar uzanan dönemde bugün yaşananlar aslında aynı şeyin devamı. Farklı yönelimler, farklı referanslar ama prensip aynı. Prensip şu ki bu ülkede tarih önemli bir şeydir ve tarih siyaseten önemli olduğu için kontrol edilmesi ve belirli bir söylem içinde, belirli bir amaçla siyasi ve idari bir dereceye kadar kurumlar tarafından kontrol edilmesi gereken bir şey. Bu işte illetin belki başlangıcı, en temel şeysi. Şimdi Osmanlı tarihine nasıl geçiyoruz? Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet'in, erken Cumhuriyet'in, Kemalizm'in Osmanlı geçmişiyle biraz ikircikli bir ilişkisi vardı. Gerçi burada genellikle zannediyoruz ki veya genellikle zannedilir ki bir reddi mirasa gitti Cumhuriyet. Öyle değil. Düşünürseniz, bakarsanız 20'lere, 30'lara, 40'lara bakarsanız genellikle çok net bir şekilde bir ayrım yapılmıştır. Yani o hani hepimizin büyüdüğü o kuruluş, büyüme, duraklama ve çöküş şeysi içinde, süreci içinde o kuruluş ve büyüme iyi ve dolayısıyla Türk ve dolayısıyla Türk tarihinin bir parçası. Sonra duraklamayla beraber çöküşe kadar giden süreç ise kötü ve dolayısıyla Türklükten bir şekilde çıkmış bir dönem olarak algılandı. Dolayısıyla Kemalizmin genel tarih algılayışında 2. Mehmet, Fatih vesaire hiçbir zaman kötü bir adam olmadığı, aksine iyi bir Türk, bir Türk kumandan, bir Türk padişah. Ve zaten kurguda bu iyi Türklüğün yavaş yavaş niye çöküşe doğru gittiğinin iki tane izahı vardı. O da tipik Cumhuriyet'in o laik ve anti-emperyalist ideolojisini gösteriyor. Bir taraftan İslam, yani yobazlık, yani özünden, aslından yavaş yavaş çıkmış ve bir karanlığa doğru giden bir İslam ve dolayısıyla bilime, gelişmeye karşı bir İslam. Bir de tabii Batı. Batı'nın emperyalist özellikle emelleri, özellikle 19. yüzyılda emperyalizm vesaire. Dolayısıyla çok net bir şekilde Osmanlı tarihi bir bakıma böyle ikiye bölündü ve bir kısmı Türk, öbür kısmı dejenere diyebileceğiniz, müteleddi, yani şeyini kaybetmiş, özünü kaybetmiş, dolayısıyla yoldan sapmış bir tarih. Ve Cumhuriyet'in yaptığı da öze dönmekti. Yani o emperyalizmi ve İslam'ın getirdiği o geriliği ortadan kaldırarak öze, Türklüğe ve Türklüğün o temiz ve pür, has, saf şeyini, dinamiğini geri getirmek. Tabii bu çok fazla uzun süremedi. Niyesi de gayet basit. Çünkü düşünürseniz, yani 1930'larda, 40'larda orta yaşlı olan biri aslında daha başından bir Osmanlı vatandaşı olarak veya tebaası olarak yetişmiş. Dolayısıyla 20 sene öncesini bir anda böyle hallaç pamuğu gibi atmak o kadar kolay bir şey değildi. Hele ki iktidarı yapan, Kemalist iktidarı yapan elitlerin büyük bir kısmı da zaten Osmanlı elitleri iken dönüşerek
Ve şey etmişler de zaten 1915 işte Çanakkale vesaire, yani Mustafa Kemal'in etrafında oluşan bütün mitos aslında ister istemez bayağı bir müddet Osmanlı dönemini içeriyordu. Dolayısıyla tabii bir şekilde insanlar kendilerine bu kadar yakın olan, kendilerinin veya babalarının, dedelerinin aslında kimliği, varlığı vesaire olan şeyleri birden yok etmeyi kabul etmediler. O her zaman durdu. Neyi yok edebildiler? Osmanlı İmparatorluğu'nun bence en önemli özelliklerinden olan çoğulluğunu. Çoğulculuk demiyorum, çoğulluk diyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında sandığımız gibi bir Türk-İslam İmparatorluğu değil, İslami prensipler üzerine yönetilen Türk kökenli diyebileceğiniz bir hanedan tarafından yönetilen ama aslında son derecede karışık, etnik olarak, dini olarak karışık bir yapı. Ve bu yapının bütün karışımı, özellikle dini olan karışımı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 10 yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk 10 yıllarında ortadan kalktı. Dolayısıyla bir şekilde o Türk ve İslam unsur tek hafıza, tek bellek içeriği olarak kaldı. Ve dolayısıyla artık Osmanlı kurguları özellikle 1950'lerden sonra her zaman Türk-İslam üzerinden, Türk ve İslam. Bütün mesele ibreyi nereye koyacağınız. Çok Türk, çok İslam. Biraz daha İslam, biraz daha Türk. Ve dönüm noktası olarak yani Osmanlı İmparatorluğu'nun geri gelmesi bir bütün olarak ve biraz da tepkisel olarak Cumhuriyet'e ve Kemalizme karşı bir unsur olarak geri gelmesi tabii ki 1950'ler. 1950'ler ve 1950'lerde tabii ki Demokrat Parti'nin belirli bir muhafazakar tabana dayanması ve dolayısıyla Cumhuriyet'in o Jacobin diyebileceğiniz geçmişine karşı çıkması. Ama diğer taraftan da bazı tabii kazalar ve bu kazaların içinde bence en önemlisi 1953. Yani İstanbul'un Türk tabiriyle fethinin, Konstantinopolis'in fethinin 500. yılı. Bakarsanız yayınlara, bütün medya diyebileceğiniz bütün şeylere birden bir patlama oluyor. İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Üniversitesi'nde bilmem şey, bir sürü yayınlar, araştırmalar vesaire. Yani sanki böyle bir şeyin kapağı açıldı ve birden hortladı, fırtladı o biraz bastırılan geçmiş. Ve tabii yavaş yavaş bu bazı siyasi aktörlerle beraber, mesela Necip Fazıl Kısakürek gibi, bu ciddi olarak bir siyasi damara dönüştü. Ve bu damar günümüze kadar engebeli bir şekilde de olsa, bazen bastırılarak, bazen de aksine teşvik edilerek bu günümüze kadar geldi. Günümüzde işte bu şey, bu benim Boğaziçi'nde ikinci sınıf dersinde verdiğim bir Osmanlı kültür tarihi dersinde verdiğim ilk imajlardan biri. Ve bu nedir? Google'da Osmanlı dediğinizde yani tabii imajlarda ortaya çıkan görüntüler. Ne görüyorsunuz? Sadece iktidar sembolleri ve bu iktidar sembollerinin en başat olanı şu Armay Osmani. Her yerde gördüğümüz, dolmuşlarda, taksilerde, şurada, burada. Bu çok ortaya çıkan bir şey. Bu ne demektir? Bu popüler kültürün bir şekilde bu Osmanlı geçmişini süze süze, değiştire değiştire, dönüştüre dönüştüre bir öze çevirmesi ve bir şekilde bir Osmanlı iktidarı, bir övünç meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü hali, bugünkü iktidarıyla doğrudan doğruya bağlanabilecek bir çizgi haline getirilmesi. Bunun tabii fiyatı aslında çok ağır. Her zaman verdiğim bir örnek, İstanbul'un en çok ziyaret edilen iki müze demeye
pek dilim varmıyor. Çünkü ikisi de tam olarak müze değil. Biri Ayasofya Müzesi ama aslında bir abide. Yani müze olmasının sebebi başka bir ad takmak istemediklerinden. Yani kilise olmasın, cami olmasın, müze yapalım. Aslında anıtsal, anıt diyebilirsiniz. Her sene işte 4 milyon, 5 milyon kişi ziyaret ediyor. Yerli ve yabancı. Diğeri ise 2015'te 4 milyona kadar çıktı. En son istatistikleri bilmiyorum. Öbürü de Topkapı Sarayı Müzesi. O da müze aslında değil, saray mıdır? Bir Osmanlı elitinin antropoloji müzesi midir? Belli değil. O da tam düşünülmemiş. İki arada bir derede bir şey. Ama bunlar en çok ziyaret ediliyor. Oysa İstanbul'un en zengin, en gerçek müzesi bu. Arkeoloji Müzesi. En aslında oturaklı, gerçekten bir müze olarak kurgulanmış, buna 400 bin kişi. Yani onda biri kadar geliyor ve bu kişilerin şeysi yarısı neredeyse, hani neredeyse zincire vurulmuş o ilkokul çocukları. Yani orada ciddi bir problem var. Niye? Çünkü bu tarih bizim değil. Bu tarihi bizim saymadığımız için ortalama vatandaş arkeoloji müzesini merak etmiyor. Onun için Ayasofya kaybolmuş, kaybedilmiş bir cami, Topkapı'da ecdadın sarayı ve iktidarın o ihtişamın şeysi. Bu işin komiği, oryantalizm ile milliyetçilik neredeyse baş başa gidiyor. Çünkü yabancı turistler de aynı şekilde şeyi nedir adı Ayasofya'yı bir Bizans, son Bizans abidesi olarak görüyorlar. Şeyi gayet oryantalist bir şekilde işte harem vesaire, hani aklınıza gelebilecek bütün klişelerin bir tecemmüsü olarak şeyi görüyorlar. Topkapı Sarayı'nı, buna hiç iltifat etmiyorlar. Niye? Çünkü müze dediğiniz zaman British Museum var, Berlin'deki müzeler var, Louvre var vesaire. Bu Türkler ne müze şey edecekler? Yani burası bir ham madde üreticisidir. Efes'e gidersiniz, Kapadokya'ya gidersiniz bilmem ne. Ama mamul madde, yani entelektüel bir çalışma ve bir yorumu içeren bir müzeyi buradan beklemediği için bunu es geçiyor. Ve tabii o zaman her şey Osmanlı oluyor. Ya Osmanlı ya Osmanlı karşıtı, ama her şey bunun etrafında dönmeye başlıyor. Ve tabii bunun neticesinde bunun istatistiklerini yakalayamıyorum çünkü tam verilmiyor, bilmiyorum, ama o 1453 Fetih Müzesi, ki müze değil aslında, bir panorama. Bu çok ziyaret edilen ve ziyaret ettirilen bir yer. Ve bu aslında müzeyle alakası olmayıp bir tür canlandırma ve gene hamasi bir şekilde bizim geçmişimiz ve geçmişimizin en önemli, bu şehrin en önemli anı olan fethin tekrar gözler önüne serilmesinden ibaret. Şimdi burada ortaya çıkan şu ki, ve ikinci sorun o, teleolojik bir tekel var. Yani biz Türkler ne demekse, biz Türkiye olarak, biz Türkler olarak Osmanlı tarihi üzerinde bir tekel oluşturuyoruz. Bu bizim tarihimizdir. Bunu kendimize bağlıyoruz. Bunu teleolojik olarak, yani sonunu bildiğimiz bir hikaye gibi anlatıyoruz ve bu bizimdir diyoruz. İşin komiği burada, bu anlayışı, bu anlayışa karşı çıkabilecek olanlar da maalesef bu işlerini yapmıyorlar. Yani Yunanistan, Suriye, Sırbistan, Bulgaristan, yani eski Osmanlı toprakları, hayır efendim, Osmanlı İmparatorluğu sadece bir Türk varlığı değildi. Çok daha karmaşık ve bizim de payımız olan, bizim de 400 yılımızın geçtiği bir olguydu denmiyor. Dolayısıyla alan memnun, satan memnun. Türkler tekelini oluşturuyor, kimse de bu tekeli reddetmiyor. Avrupa'da zaten 14. yüzyıldan beri buraya Türkiye demiş. Zaten kendimize Türk demeyi oradan öğrenmişiz. Dolayısıyla herkes memnun. Herkes bu tekeli bir şekilde kutsuyor ve teyit ediyor. Bu rahatlıkla artık
istediğimiz gibi at koşturabiliyoruz bu şeyde, bu anlatım içinde. Şimdi tabii o zaman olduğu gibi Osmanlı geçmişi en önemli, çünkü yakın, çünkü uzun, çünkü önemli. Eninde sonunda yani Osmanlı tarihinin öyle atlanacak bir dönem olduğunu da söylüyor değilim. Yani zaten benim işim Osmanlı tarihi yapmak. Dolayısıyla tabii ki önemsiyorum, tabii ki kendime göre seviyorum ama o sevgi, tarihçi sevgisiyle vatandaş veya ulusal sevgi çok farklı şeyler. Çünkü biri merak sahikiyle, öbürü baştan bunun kurallarını koymuş, dogmatik bir şekilde buna toz kondurmayan ve dolayısıyla bunu kendi geçmişinin ve kimliğinin bir unsuru olarak gören insanların sevgisi. Ve işin komiği, hani her zaman söylüyorum, bu şeyin, Osmanlı İmparatorluğu'nun bugün en tipik, en belirgin sembolü olarak bilinen bu Armay Osmani, kendisi aslında 100 yıllık falan, 120 yıllık bir icat. Abdülhamit döneminde 1880'lerde Abdülhamid'in bakıp Avrupa monarşilerine, Avrupa krallıklarına, onların hepsinin bir arması var, bizim yok diye hayıflanıp, bizim de olsun, neyimiz varsa, neyimiz yoksa toplar, tüfekler, tabancalar vesaire koyup, çünkü Avrupa'daki bir gelenek var. Her ne kadar 19. yüzyılda tekrar icat edilse de aslında Orta Çağ'a kadar giden bir arma şeysi, geleneği var. Fakat o gelenek gerçek bir gelenek olduğu için kendine göre gelişmiş, içinde hayvanlar da var. Tabii biz hayvan böcek koyamıyoruz. Ne koyuyoruz? İşte sadece cansız şeyler ve kör parmağım gözüne bir sembolizmle. İşte kitap koyunca kanun oluyor, top koyunca ordu oluyor, bilmem ne. Yani biraz böyle kaba bir kiç olarak şey ediyoruz. Ama eğer sorarsanız insanlara bugün, bunun aslında 13. yüzyıla, 14. yüzyıla kadar dayanan Osmanlıların kökünden ve onların ilk kimliğini temsil eden bir unsur olduğunu söyleyeceklerdir. İlginçtir. Hani Cumhuriyet'in kurduğu harbiye, yani harbiye tabii Osmanlı ama Cumhuriyet'in kurduğu askeri müzenin sembolü tamamen bu. Ama ne yapmışlar? Almışlar işte Tuğra vesaire gibi Osmanlı olan şeyleri kaldırıp yerine bir mehter davulcusu ve bunu koyunca o zaman orduyu, yani çok ilginç bir şekilde, yani Cumhuriyet bile bütün şeylerine rağmen orduyu temsil etmek istediği ve belirli bir süreyi temsil etmek istediği zaman gidiyor Abdülhamid'in 1880'lerde icat ettiği şeyi, sembolü şey diyor. Ve tabii bugün öyle bir noktaya geldik ki artık yani kiç ötesi diyebileceğiniz türden üç boyutlu şeyler, Armay Osmaniler görüyorsunuz. Ve nerede? Bilecik'te. Çünkü orası şeyin yeşerdiği yer. Bunu da görüyorsunuz. Bunu herhalde tahmin etmişsinizdir ne olduğunu. Yeşilay falan değil. Bu Osman Gazi'nin rüyası, biliyorsunuz ne görüyor rüyasında? Karnından bir çınar çıkıyor. O çınar işte orada yatan kendisi, çınar vesaire. Yani birebir, hani vardır ya bu demin bahsettiğim, birebir kör parmağım gözüne bir sembolizmle gidiyorsunuz. Osman'ın rüyasını bir mücessem, bir heykel haline getiriyorsunuz ve oraya konduruyorsunuz. Bu da Bilecik'te. Niye? Çünkü bu şey, şeyi görüyorsunuz. Yani bir taraftan Avrupa modernitesinin bir unsurunun işte kamu alanı içinde heykel olduğunu kanıksıyorsunuz, onu yapmak istiyorsunuz. Ama bunu sizin kendi mitolojinize göre uyarlamak istiyorsunuz ve böyle garip şeyler ortaya çıkıyor. Ve daha da tabii hatırlamak lazım ki, yani gene bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu kimse durup dururken icat etmedi. Yani Ankara'daki Hitit Güneşi ile bunun bağlantısını görmek mümkün. Hitit Güneşi'nin tabii bir
olumlu şeysi var. En azından var olan bir objenin işte 100 kere çarpılmış şeysi. Yani dolayısıyla bir yorum yok bilmem ne. Ama eninde sonunda aynı şey. Yani siz başkentinizin bir meydanının ortasına Hitit güneşini koyuyorsunuz ki vatandaşınız görsün ve sizin o ortaya koyduğunuz Türk tarih tezlerinden ilham alsın, onları hatırlasın ve kendini Hititlerin bir şeyi olarak, ahfadı olarak tanımlayabilsin. Tabii bugün gelinen noktada, bunu tabii internette böyle şey ettim, yani fark şu ki 1930'larda, 1940'larda, 1960'larda bile medyanın üretilebilecek olan şeylerin sınırı var. Yani gazeteler, şeyler, bugün internetle, bugün sanal medyayla, bugün sosyal medyayla artık yaratabileceğiniz şeylerin sonu yok. Ve dolayısıyla artık böyle Osmanlı arması, solda da kelime-i şehadeti Türk bayrağı şekline sokup, sağa da, ve bu da çok ilginç bir fenomen, sağda da Sultan Reşat tuğrası. Niye Reşat? Bütün mesele o. Yani taksilere bakarsanız ve tuğra okumayı bilirseniz görürsünüz ki kiminde Mahmut, kiminde Hamit, kiminde Reşat, kiminde bilmem. Niye? Hiçbir fikrim yok. Onların da bir fikri olduğunu zannetmiyorum. Çünkü artık tuğra kendi kimliğinden bağımsız olarak bir sembol haline geldi ve ben Osmanlı Türk devamlılığını şey diyorum, benimsiyorum, buna inanıyorum demenin yolu bu oldu. Bir bakıma işte şeydeki gibi daha önceki dönemlerde şeye arabalar, hala arabalarda Atatürk yazmak veya Atatürk silüetini koymak gibi. Yani bu sembollere çok önem veren bir toplumuz ve buna önem vermek bize öğretildi. Ve şeye bakarsanız, yani AKP hükümetinin birkaç yıl içinde bu imajları, bu sembolleri nasıl kullandığına bakarsanız görürsünüz ki birçoğunda aslında 1930'lardan çok da farklı olmayan bir şey yapıyor. Yani burada bunun, yani şurada merdiven başında işte 16 tane Türk devletinin kıyafetleriyle veya zannedilen kıyafetleriyle poz veren askerler, yani bu 2010 veya neyse yılının 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlık forsunu yorumlaması. Yani özde, esasta bununla Cumhuriyet'in kuruluşunda icat edilen 16 Türk devleti silsilesi arasında pek bir fark yok. Onun için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bu bir devamlılık ve bu maalesef bu işi daha da derin, daha da köklü bir hale, daha da vazgeçilmez bir hale getiriyor. Benim için dönüm noktası 2014 oldu. Çünkü 2014'te Osmanlı arşivlerine gittiğimde, 2014'te ilk defa bana devamlı şey veriyorlardı, işte CD üzerinde belgelerinizi veriyorlar. İlk defa bana bu CD ile verdiler ve ben de hemen onu tuttum ve fotoğrafını çektim ve scan ettim. Niye ilginç? Çünkü bu işte Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü vesaire, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin beklenen bütün sembolizminin üstüne Abdülhamid'in tuğrası getirilmiş. Niye dönüm noktası diyorum? Çünkü Abdülhamid niye konuyor? Çünkü aslında hazine-i evrak derseniz Abdülhamid'in kurduğu bir şey değil. Çok daha önceden olan, özellikle Mecid zamanında gelişen Abdülaziz vesaire, yani tamam Abdülhamid 30 sene tahtta oturdu ama yani bunları icat etmiş olan değil. Dolayısıyla bir devlet kuruluşunun Abdülhamid'i böyle ortaya çıkarması, ki ben bunu bir bakıma işte Atatürk imzasının bir paraleli, bir aynası gibi düşünüyorum. Bunu koyması işte bir önemli kırılma noktası. Ve bundan sonra hani Osmanlı tarihi bambaşka bir yöne doğru evrildi. O da Abdülhamitçi
bir Osmanlı tarihi. Dikkat ederseniz yani işte bundan 10 sene yok daha az 7 sene önce işte muhteşem yüzyıl konuşuluyordu. Muhteşem yüzyılda kanunun at sırtında ne kadar vakit geçirdiği bilmem ne yani tartışmalar yapılıyordu. Dolayısıyla orada hakikaten bir memleket meselesi gibi bunlar tartışılıyordu. Bugün artık varsa yoksa Abdülhamid'e dönüldü ve dediğim gibi Abdülhamid'in bu görüntüsünün Abdülhamid'in bir tür Kemalizm alternatifi olarak ortaya konmasının mimarı Necip Fazıl'dır. 1965'teki işte meşhur Ulu Hakan Abdülhamid. Bu bir dönüm noktasıdır. Popüler kültürde ve belirli bir sağ muhafazakar cenahta Abdülhamid'in şey olarak gösterilmesi için mazlum ve aslında fırsat verilseydi bu imparatorluğu kurtarıp bu geldiğimiz halden kurtaracak olan kişi, ihanete uğrayan, zaten söylediği de o. Ne diyor? Hiç öyle birinci padişahlar, onlar bir marifet değil onların yaptığı. Zaten kuvvetli olan bir devletin başındaydılar. Asıl marifet, asıl kahramanlık Abdülhamid gibi bütün yedi düvel, emperyalizm ve artık zayıflamış bir imparatorluğu ayakta tutmayı başarabilmek ve bunun için kendini ortaya koyabilmek idi. Ve bu ciddi bir şekilde şeyin bugünkü Osmanlıcılığın bir şeysi haline geldi, bir noktası haline geldi. Niye? Çünkü bugünle bir paralel kurmak için kullanılabiliyor. Yani derin tarih mecmuasına bakarsanız birkaç yıl farkla Abdülhamid'in aynı portresiyle çok farklı kullanımlar görüyorsunuz. Bir tanesi hala Necip Fazıl şeysi yani Abdülhamid haksız bilmem ne, ondan sonra birden bir paralel. Bugünkü Türkiye o zamanki Hamid'in Türkiye'si. Gittikçe böyle bir derin bir politik mana yüklenen bir şeye dönüştü. Bu işte dediğim gibi Cumhuriyet'le başlayan ve devamlı siyaset ile şeyin, tarihin el ele birbirine hizmet ederek, birbirlerini besleyerek ilerlemesinin neticesi. Bunlar ideolojik problemler. Bir de son olarak üzerinde duracağım iki mesele var. Bir tanesi tarihçilik anlayışımız. Orada çok ciddi bir gerilik var. Yani Türkiye'de tarihçilik 3 aşağı 5 yukarı 19. 20. yüzyılda eski usul ulusal tarih rankeci, böyle gerçeklere inanan, böyle belgeye deli gibi inanan ve belgeyi her şeyin izahı olarak gören, yazılı belgeyi özellikle, bir anlayış hala Türkiye'de hakim. Bunun 1970'lerde, 1980'lerde biraz kırıldığını söylemek mümkünse de aslında sayısal olarak bakarsanız Türkiye'deki üniversitelerde, Türkiye'deki liselerde okutulan, verilen tarih hala budur. Ve dolayısıyla belge şeydir, belge tanrıdır, belge doğru söyler. Tabii belge Türkse. İşin en komik tarafı o. Yani ben kendim şahit oldum. Bir bu meşhur 2005'teki Ermeni konferansı münasebetiyle karşı çıkan birisi dedi ki nedir bu Blue Book şey, bütün İngiliz belgeleri, hepimiz biliyoruz ki İngiliz devleti politik nedenlerle şeye karşı, Osmanlılara karşı propaganda ve dolayısıyla yanlış şeyler üretiyordu. Doğru. Ama aynı kişi o cümlenin devamında onun için Osmanlı Devleti'nin belgelerine bakmak lazım. Çünkü doğru orada. Yani bir devletin zaten esasında yalan söylemek olduğunu görmemek, bunun İngiliz, Osmanlı, Fransız, Çin hepsi için aynı derecede geçerli olduğunu ve dolayısıyla tarihçinin işinin tam da bu belgelere son derecede tenkitçi bir şekilde yaklaşmak gerektiğini görmemek
Bu işte bu tür bir tarih anlayışının getirdiği bir körlüktür. Ve bundan hala kurtulabilmiş değiliz. Ama bırakın ideolojik olarak saptırılmış tarihi, ideolojik olarak belirli bir yöne yönelen, kayan tarihi, en basit tarihçilikte bile maalesef Türkiye'de hala belge eşittir tarih ve dolayısıyla eğer Osmanlıcayı çözebiliyorsanız tarihçisiniz. Ve bütün tarihçiler ve popüler tarih bunu çok dayatıyor. Eğer lamınızı, ciminizi vesairenizi tanıyabiliyorsanız, hatasız belge okuyabiliyorsanız tamam, siz en büyük tarihçisiniz. Belge okuyamıyorsanız vah 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 vah. Niye? Çünkü bütün şey belge. Ve dolayısıyla bakarsanız taşra üniversitelerinin veya geleneksel diyebileceğiniz üniversitelerin hemen hemen tamamında master ve doktora seviyesinde yapılan tezler 3 aşağı 5 yukarı belge yayınından ibarettir. Alırsınız bir divan, alırsınız bir temettü defteri, alırsınız bir tapu tahrir defteri ve bunu yayınlarsınız ve bu tezdir. Bunun yararı olmadığını söylemiyorum. Eninde sonunda hani YÖK'ün tez şeyinden müthiş istifade ediyorum. Çünkü orada müthiş bir ham madde var ama bu ham maddedir. Yani herhangi bir yorum, herhangi bir analiz, herhangi bir tenkit olmadan alıp sadece beceri olarak kendinize Osmanlıcayı çözmeyi belirliyorsunuz ve alıyorsunuz belgeyi Latin harflerine şey diyorsunuz. Ondan sonra çok 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 istiyorsanız işte tahrir defteri ise kaç tane kadın kaç tane şey onun yüzdesini şey bundan ibaret. Bu dehşet verici bir şey ve artık kutuplaşma diyoruz. Yani siyasi kutuplaşma tarihte varsa kültürel olarak yani disiplinde de müthiş bir kutuplaşma söz konusu. O da işte bu eski usul şey herhangi bir verimliliği olmayan tarihçilikle iyi kötü düş dünyayla kritik bir analizle, tenkitle alakalı bilgisi olan, bir fikri olan tarihçilik arasında müthiş bir ayrım var. İkincisi çok ekaliyette, azınlıkta ve ikincisinin de kendine göre problemleri var. Bu arada en büyük problemlerimizden biri de eğer Avrupa tarihine, Batı tarihçiliğine yani tırnak içinde iyi tarihçiliğe açıksanız orada sizi bekleyen tuzak, oradaki modelleri, oradaki soruları, oradaki teorileri olduğu gibi apartarak kendi alanınıza, kendi belgelerinize uygulamak. Ve bunu her gün görmek mümkün. Ve kötü niyetle değil, bunu tenkit olarak da söylemiyorum ama bir sürü öğrenci görüyorum, bana geliyorlar, diyorlar ki 17. yüzyılda Osmanlı toplumunda maskülinite, erkeklik şeysi, kültürü üzerine çalışacağım. Yahu neye dayalı? Neye şey? Çünkü Avrupa'da yapılan o. Avrupa'da öyle bir yere gelinmiş ki artık zihniyet tarihi, cinsiyet tarihi, aklınıza gelebilecek her türlü tarih normal bir şekilde o birikimin bir neticesinde yapılıyor ve yeni konular her gün açılıyor. Bazıları kısır çıkıyor. Olabilir ama gene de böyle bir ilerleme var. Bizde öyle bir şey söz konusu yok. Söz konusu değil. Niye? Çünkü o birikim yok. Unutmayın ki Avrupa 200 yıl boyunca aptal aptal belge yayını yaptı. Yani 19. yüzyılda her Avrupa Fransa'daki köyün, kasabanın bir tane böyle tarihçiler cemiyeti falan vardı. Ve bu adamlar bilir bilmez bir şekilde işte fiyatlar, şey doğumlar bilmem ne gibi şeyleri okuyup okuyup saçma sapan projeler için, genellikle jenealoji vesaire için okuyorlardı. Fakat bütün bunlar birikti. Ve bütün bunların üzerine 20. yüzyılda anal okulu da geldi, zihniyet tarihi de geldi. Yani bir birikim ham maddelikten yarı mamul bir maddeye oradan da bir tarih için son derecede münbit bir alana dönüştü. Biz maalesef onu yapamadık. Biz hala belgeleri
toparlamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da anlaşılır nedenlerle Avrupa'daki seviyeye ulaşmak istiyoruz. Maalesef o bazen zor oluyor. Çünkü gene soru metaforuna dönüyorum. Eğer tarihte önemli olan soruysa, o sorunun sizin üzerinde çalıştığınız konudan, sizin üzerinde çalıştığınız belgelerden çıkması lazım. Avrupa'da yaratılmış bir soru, Avrupa'da belirli bir birikimin neticesinde ortaya çıkmış bir soruyu alıp, olduğu gibi böyle apartıp, İtal ikamesi gibi kullanamazsınız. Şu anda Osmanlı tarihinde şey bitmiş halde, iktisat tarihi. 70'lerde, 80'lerde çok yapılan. Kimse artık iktisat tarihi yapmak istemiyor. Kimse artık rakamları alt alta koyup ondan sonra o dili pösteki sayar gibi onun analizini yapmak istemiyor. Çünkü seksi değil. Çünkü cazip değil. Bununla ne postdoc alırsınız, ne şeyiniz, teziniz şeyle, ne yapmanız gerekiyor ve bu Batı'da da alkışlanıyor. Mümkün olduğu kadar uçuk veya mümkün olduğu kadar Avrupa'da olanların buraya da uygulandığını gösterebilen çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu yönde bir tazyik var. Dolayısıyla dediğim gibi hani taşra geleneksel bir kitle eğer geçmişte sıkışıp kalmışsa öbürünün de işi hiç kolay değil. Çünkü devamlı o işte tavşana kaç taziye tut türünden bir durumda devamlı o Avrupa veya Batı, Anglo-Sakson dünya, Amerika'da yapılan tarihçilikle yarışmaya çalışıp bunlara yetişmeye çalışıyor. Son nokta medya. Medya, popüler kültür, popüler tarih. Çünkü bütün bunların aslında tezahürü, burada gördüğünüz bir sürü olgu doğrudan doğruya aslında popüler diyebileceğiniz bir üretimle alakalı. Ve bunun Türkiye'ye zararı, tarihe zararı son derece de büyük. Bunun için vurguluyordum. Yani 1930'larda, 40'larda istediğiniz kadar saçma bir teori şey edin. Elinde sonunda onu yaymak için elinizdeki araçlar çok sınırlıydı. Birkaç gazete, birkaç mektep kitabı vesaire. Bugün sonsuz bir yayma ve o yaymanın müthiş bir şeysiyle, ivmesiyle o yaymanın giderek artan bir hızla etrafı sarması mümkün. Ve dolayısıyla o koltuk olsun, şey olsun, asparagas haberler olsun, hamitçilik olsun, kemalizm olsun, hepsi artık o şey içinde, o internet dediğimiz o alanda yarışıyor ve insanları müthiş derecede etkiliyor. Şimdi şunu da kabul etmek lazım. Popüler tarih her yerde var ve popüler tarih her yerde belirli defolara sahip bir şeydir. Yani gene her şeyi Türkiye'ye has bir kötülük olarak da görmemek lazım. Ama şöyle bir problem var. Türkiye'de popüler tarih ile akademik tarih diyebileceğiniz ve çok kısıtlı olan üretim arasında hiçbir şey yok. Yani popüler tarih dediğim şöyle bir kendime göre ayırım yapıyorum. Akademik tarih, akademik. Üniversiteler çevresinde rekabetli bir ortamda düzgün bir metodolojiyle ve mümkünse dış dünyayla bağlantılı bir şekilde yapılan, üretilen tarih. Bunu herkesin okumasını beklemek abestir. Allah okutmasın. Yani biz şey... Onun altında benim önemsediğim bir vulgarizasyon dediğim, yayma dediğim bir ara merhale var. O da akademik bir şeye sahip, bilgi mücehhez diyebileceğiniz insanların daha geniş kitlelere ulaşmak için zaten hakim oldukları ve üzerinde çalıştıkları konuları yaymaya çalışmaları için verilen imkanlar. Bu
sesli, görüntülü, basılı olabilir, her türlü şey olabilir. Ben örnek vermek için biraz tarafgir bir şey ama Tarih Vakfı'nın üyesi, kurucu üyesi olduğum için Toplumsal Tarih Dergisi'ni o kategoriye sokuyorum. Çünkü akademik değil ama popüler de değil. Çünkü popüler nedir? Üçüncü merhale. Popülerin bütün farkı, popüler aslında bu konuya hakim olan birisi tarafından üretilen ve değil. Aksine popüler tarih halkın ne isteyeceğini tahmin ederek ona cevap vermek için, yani nabza göre şerbet vermek için özellikle üretilen ve dolayısıyla bilimsel dayanağı vesairesi olmayan, olsa bile onu aslında önemsemeyen ve amacı sadece çok okunmak, beğenilmek ve isteneni vermek oldu. Şimdi bütün tarihin zaten ideolojik bir kutuplaşmanın merkezinde olduğu bir ülkede tabii ki bu popüler üretim müthiş palazlanıyor, müthiş besleniyor. Eyvallah. Ama kötüsü şu ki o ara merhale olmayınca, yeteri kadar iyi vulgarizasyon olmayınca ikisi arasında bir tür şok önleyici diyebileceğimiz türden bir yastık vazifesi görecek olan şey olmayınca artık popüler tarih hiç çekinmeden akademik tarihe saldırabiliyor. Yani o sınırlar, o farklı olan türler karışabiliyor ve insanlar artık neyin nerede olduğunu, çünkü akademik tarihçiler de ister istemez popüler tarihe doğru çekilebiliyorlar. Ve giderek görüyoruz onu. Çok iyi tarihçiler ortada çok daha popüler ve dolayısıyla gene nabza göre şerbet vermek üzere kurulu şeylere girişiyorlar. Bu mahveden bir şey. Çünkü artık hakikaten sağlam, belirli bir şeye, bilimsel veya bilimsel metodolojiye dayalı bir birikime dayanan, onun üzerine inşa edilen bir tarih anlayışının yayılması son derecede güç bir hale geliyor. O artık tepede kalıyor ve o tepede hakikaten hani fil dişi kulesi dediğiniz türden düş dünyayla giderek arasını açan ve aslında kendi gayelerini, objektiflerini, amaçlarını ve şeyini, okuyucu kitlesini yurt dışında gören bir kesim. Bunu Boğaziçi'nde görüyorum. Yani burada artık Türkiye'de eğer tarih konusunda bir yere varmak istiyorsanız, eğer yeni bir şey söylemek istiyorsanız bunu Türkiye'de üretebileceğiniz, Türkiye'de yayabileceğiniz türden akademik dergiler hemen hemen yok. Bunu gideceksiniz, yurt dışında yapacaksınız veya yurt dışıyla bağlantılı bir şekilde. Bunu hani böyle xenofob bir şekilde söylemiyorum. İyi bir şey. Ama şey de kötü, kopmak. Yani o ara merhale yoluyla birikiminizi daha geniş bir kitleyle ve dolayısıyla o dengesizliği, o çılgın bir proporsiyona gidebilen o tarih üretimini, popüler tarih, ideolojik tarih, saçma sapan tarih şeyini biraz frenlemek, biraz bakın bu iş böyle yapılmaz diyebilmek için şeylerden, imkanlardan gittikçe mahrum kalıyorsunuz. Ve bu uzun vadede dediğim gibi Cumhuriyet'in başından beri oluşa gelen bu silsileyi gittikçe kuvvetlendiren, gittikçe palazlandıran, gittikçe köklü bir hale getiren bir sürecin beslendiği bir damar haline geliyor. Bugün geldiğimiz durum bundan ibaret. Ve bu benim için bir tarihçi olarak hakikaten benim hayatımı verdiğim, işimi verdiğim, sevdiğim, benimsediğim bir alana bir tecavüz, o alana korkunç derecede bir gaddarlık türünden bir şey olduğu için sessiz kalamadığım ve üzerinde durmak istediğim bir konuydu. Dolayısıyla Osmanlı tarihini Türklerden kurtarmak derken
pekala anladınız. Biri hariç öbür Türklerden kurtarmak söz konusu. Ama yani demek istediğim, yani bu işi hakikaten bir taraftan fazla ciddiye almamak, diğer taraftan çok ciddiye almamak, ciddiye almak. Ciddiye almak çünkü bu bir bilimsel şeydir. Bu kritik, tenkide dayalı bir uğraştır. Ve bu çok ciddi bir meseledir. Ama öbür ciddiyet, yani ulusumuzun, bekamızın, devletimizin, milletimizin istikbali buna bağlıdır, bütün kimliğimiz budur vesaire. O ciddiyet, o korkunç bir ciddiyet. O ciddiyetten tamamen arınmak ve artık o paranoyak türden saplantıları unutmak ve dolayısıyla Osmanlı tarihindeki o Türklük meselesini bir kenara atıp şu işe sakin bir şekilde sorular sorarak, merakla yaklaşarak tekrar bir bakmamızda fayda var. Çok teşekkür ederim.